Spor'un kanalı Spor TV'de Jimnastik Her Yerde programında yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili spor severler, jimnastik tutkunları, ben Eren Yazıcıoğlu, sevgili Murat Ağaç ile birlikte yine bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Jimnastike gönül vermiş, birçok sporcunun yetişmesinde katkıda bulunmuş sevgili Mehmet Bilgin hocamızla birlikteyiz bu hafta. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sevgili Murat Ağaç, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir ara vermiştik evet. Birlikteliği ama şimdi beraberiz ve bugün de hem sıcak gelişmeler var, hem 2023 özelinde olsun artık olimpiyat oyunları yaklaşıyor. Bir ay kaldı. Evet, bir ay kaldı. 89 sporcu var totalde baktığımızda. Daha yeni atletizmde yine evet. Siz Koray'la bilgiyi verdiniz ve jimnastikte ise 5 sporcumuz var. Bir kez daha zikredeyim istersen. İbrahim Çolak tabii ki hemen akıllara geliyor ama Ferhat Arıcan da var. Adem Asil yine yer alacak sporcularımızdan biri. Ahmet Önder ve sevgili Nazlı Savranbaşı. Nazlı aynı zamanda bu hafta Jimnastik Her Yerde'ye görüntülü bağlantıyla da ikinci bölümde dahil olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım ve 2023 demiştik çünkü yakın zamanda biliyorduk ki artistikteki şampiyonanın 2023 yılında ülkemizde olacağını biliyorduk. Ama ne eklendi? Aerobikte de bu heyecan 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında jimnastikte federasyonumuz Suat Başkanımızın da yine hedefleri vardı ve iki organizasyon da ülkemize gerçekleşecek. Bunları konuşacağız genel hatlarıyla ama tabii ki Mehmet Bilgin hocamızı bizler tanıyacağız. Jimnastik severler tabii ki camia Mehmet hocamızı tanıyor ama kendisi antrenör olarak diyoruz. Ama teknik kurulu üyesi, altyapılardaki sorumluluğu artistik jimnastikte. Bunları anlatacak bizlere. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizleri bir tanıyalım. Ben Konya doğumluyum. 6 yaşında jimnastik sporuna babamız tarafından başlatıldık. Hı hı. 2007 yılına kadar aktif olarak bu branşı icra ettik. 2007 yılından bugüne kadar 14 yıldır antrenörlük görevini yürütüyorum. Şu an Kayseri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Federasyonumuzda da artistik jimnastik spor yaşında erkeklerde teknik kurul görevlisi olarak görev yapmaktayım. Jimnastik işte her yerde olduğu gibi biz de jimnastiği seviyoruz. Hı hı. İşin çekirdeğinden geldik, havuzundan geldik. Bizden sonraki nesillere de yön vermeye çalışıyoruz. Tabii Suat Başkanımızın lokomotifliği nezaretinde oluyor bu işler. Biz sizlere teşekkür ediyoruz, bizleri ağırladınız. İnşallah güzel bir program geçiririz. Evet, tabii ki. Sevgili Murat Ağaç'a biz 5 ismi saydık ama çoğunda da sevgili Mehmet Hoca'nın da teması var. Yani bizler hep bir altyapıya vurgu yaparken, tabii. Olimpiyatlara doğru giderken bu sporcular nasıl buraya geldiler? Kolay olmadı. Yani toptalde 5 sporcu. Murat Ağaç'ın da bu yönde soruları da olacaktır. Onun da yorumuyla birlikte biraz daha bakalım daha çerçeveye. Şimdi tabii Jimnastik Her Yerde programımızın adı. Bu programın ismini koymak için sevgili başkanla ve yönetimiyle oturup konuştuğumuzda ne olsun, nasıl bir... Çünkü Türkiye televizyonlarının ilk ve tek jimnastik programı bu. Dedi ki biz dedi 81 ile jimnastiği yaymak istiyoruz. Aslında bu federasyonun temel amaçlarından bir tanesi de hem performans olarak önemli başarılara ulaşmak hem de bir taraftan jimnastik gibi temel bir sporu Türkiye'nin 81 ilinde yapılır hale getirmek. Dolayısıyla jimnastik her yerde olsun dedi. Bize de çok ısındık biz de bu isme ve bu şekilde isim konmuş oldu bu programa. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü sizin de başında bulunduğunuz, görevlisi bulunduğunuz projenin aslında asıl hedefi 81 ildeki antrenörlerin eğitimi, jimnastiğin az yapılan veya hiç olmayan illerde başlatılması, orada sporcu altyapısının bu antrenörler nezaretinde oluşturulması ve jimnastiğin geleceğinin Türkiye'de çok köklü bir şekilde yerleşmesini sağlamak. Bunun için de Türkiye'nin dört bir tarafında eğitim faaliyetleri yapıyorsunuz. Bugün sizi İstanbul'da yakaladık, şanslıyız. Çünkü Sancaktepe'de federasyonumuzun yeni aldığı kamp eğitim merkezinde şu anda bir antrenörlük kursu var. İsterseniz bunu birazcık anlatın bize. Türkiye, evet bu biraz önce Eren'in de saydığı isimleri artık neredeyse ezberledi. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na gelen madalyalarla büyük sevinçler yaşadık. Ama bunun bir de arka planı, perde arkası, evet. Altyapısı var. Şimdi şöyle, başkanımızın biliyorsunuz bir sloganı vardı. Benim hayallerim sporcuların gerçekleri olsun diye. Evet. Tabii sporcu yetiştiren de sonuçta antrenör. Nitelik olarak şu anda evet güzel yerlerdeyiz.
Ama niteliğin iyi olması için de bizim nicelik olarak altyapıda sayımızın çok yüksek olması lazım ki en yetenekli çocukları, en iyi antrenörleri ortaya çıkartabilirim. Başkanımızın bu vizyonu doğrultusunda 2013 yılından itibaren artık illere, doğuya doğru, sadece batıda değil de bütün illere, güneyle, kuzeyle her tarafa ulaşmamız gerektiğini bizlere söyledi. Kendisi de bize görüşlerimizi aldı. Kendi vizyonlarını, hedeflerini anlattı. Bu doğrultuda biz kademeli olarak çalışma yaptık teknik kurulu olarak. Bu çalışmalar doğrultusunda 81'de yayılma amacıyla önce dedik ki illeri gezelim. Hı hı. 2014 yılıydı zannediyorsam. İlk Trabzon'la başladım ben başkanımızın talimatıyla. Oradaki ortamı gördüm, sporcuları gördüm, mevcut antrenörleri gördük. Orada bir haftalık bir seminer yaptım. Arkasında o bir olumlu dönüt oldu. Sonra İç Anadolu'da işte Kırşehir'de, Niğde'de, Bartın'da il il bu şekilde gezmeye başladık. Sonra baktık evet gidişat doğru ama daha bir geniş ekip olması gerekiyor. Sonra buna bir ekip kuruldu. Bu sefer bölge bölge eğitimler yapılarak çevre illerdeki antrenör adayları ve antrenörler o merkezde toplandı. Sporcusuyla beraber, evet. Sadece kendi gelmedi, sporcusuyla beraber geldi. Bütün antrenör eşliğinde eğitim almaya başlandı. Tabii bu şampiyonlukların gelmesiyle birlikte antrenör olmak isteyen sayısı da artmaya başladı. Tabii ki. Böyle de bir güzellik gelişti. Bu sefer antrenör kurslarına başvurular çoğaldı. Şimdi de işte İstanbul'dan aynı anda Ankara'da, İzmir'de birçok yerde de aynı anda kurslar mevcut ediyoruz. Kurslarımızı açıyoruz. Başarı geldikçe yukarıda branşa ilgi de artıyor. Antrenör olmak isteyen oluyor. Aileler çocuklarını jimnastiğe göndermek istiyor. Kulüp sayısı artıyor. Kulüp sayısı artıyor. Bu da salon sayısının artmasını gerektiriyor. Evet. Jimnastik her yerde olmalı gerekiyor o zaman. Evet. Doğru yolda gidiyor başkanımızın bu vizyonu olsun da. Zaten bildiğim kadar bir 2-3 yıl kaldı herhalde. Onun haricinde hemen hemen her yerde tesis var. Hatta daha geçenlerde hemen hemen birçok ile malzeme desteğinde bulunuldu. Büyük ihtimalle bu hafta da tekrar diğer kalan illere tekrar malzeme desteğinde bulunuyor başkanımız. Çünkü sadece antrenör yetiştirmekle kalmıyor. O ile tesis yapılmasında da, tesis varsa projelendirilmesinde de birebir takip ediyoruz. Bu şimdi fotoğraflarını da görüyoruz bir taraftan. Sancaktepe'deki. Burası Ankara. Ankara mı? Evet, Sancaktepe'nin de fotoğrafları vardı. Aynen, bu genel fotoğraf önemli mesela. Neden önemli? Kalabiliriz. Konuşan başkanımız orada. Evet. Başkanımız bütün kurslara mümkün olacak gidip antrenör adaylarıyla, antrenör arkadaşlarla camiamızın birinci kişisi olarak hoş geldiniz diyor. Evet. Mutlaka her kurs. Yani direkt. Bu da biraz daha yavaş geçsek iyi olacak. Aynen. Üstüne konuşuyoruz. Tabii bunun şöyle dönütleri oluyor. Kurser adaylara biz soruyoruz. Ya diyor biz çok yer gördük, çok gittik ama bir federasyon başkanının gelip bize hoş geldin demesi, vizyonunu anlatması, camiye kabullenildiğini, evet, mutlu olarak girmelerini, sevmelerini, daha girişte sevmelerini sağlıyor başkanımız. İlk ağızdan jimnastiği tanımış oluyorlar. Bu arada Mehmet hocamızın da yetiştirdiği genç madalyalarla, sporcularla, madalya kazanan sporcularla fotoğraflarımız. Burada Mert Efe ile Hasan. Mert Efe ve Hasan. Bunlar da şu an Bolu Tom'a girdiler önce Kayseri'den, evet, yetişip. Şimdi de olimpik takımdalar. Hocam eskiden jimnastiğin eski dönemlerinde birkaç tane Türkiye'de jimnastik merkezi sayılan il vardı. Bunların başında Bolu geliyordu mesela. Bolu hala merkezi zaten. Bolu hala öyle. Ama hani birkaç il değil, İzmir, Bolu işte gibi sadece birkaç il değil. Türkiye'nin dört bir tarafında jimnastiği yetiştirmek için harekete geçmiş durumda federasyon. Bir bölge haritası da vardı. O Türkiye'yi herhalde jimnastik olarak coğrafi bölgelere ayırmış, aynen, durumdasınız. Evet, evet. O bölgelerin bölge, her birinde herhalde hepsi ayrı ayrı takip ediliyor yani. Yapılıyor. Hepsini ayrı ayrı takip ediliyor. Şu anda sayı rakam olarak aklınızda var mı? Yani nereden nereye geldi? Özellikle antrenör sayısında, sporcu sayısında, yani şöyle bir artış var mı? Şöyle bir orantı net vermiş olurum herhalde. Olalım biz hocam. Senede bir defa, iki defa antrenör kursu düzenleyebiliyorken şu an aynı anda 5'ten 6 tane yapabiliyoruz. Yani bir sene içerisinde antrenör kurs sayımızda 20 kat bir artış var. Dolayısıyla antrenör sayımız 10'sa 200 oldu. 200 ise 2000 oldu. Çok yani ciddi bir bu pandemi döneminde var. De artarak devam tabii, etti. Tabii, öyle mi diyeyim tabii hocam? Yani şu pandemi özelinde de aynen, aynı yani eklemeler yapabilirsiniz. Ki yapabildiklerimizi online olarak yaptık zaten eğitimlerimizi. Yapamadıklarımızı erteledik. Zaten pandemi kısıtlamalar kalkar kalkmaz hemen
eğitimlere devam ediyoruz. Mesela bu grafik durdurabiliriz. Video bola da alabiliriz. Mesela hocamız biraz bize özetleyebilir. Bu jimnastik olarak bölgelere ayırdığınız harita. Geldi hemen arkaya da ekrana. Evet. Buradan da bakabilir. Arkadan da bakabilir hocamız. Burada bu neden harita, bu şekilde bölünmüş? Örnek veriyorum. Yeşil, İç Anadolu. Tabii bu coğrafi bölgelerimiz biraz da kendimize göre uyarladık. Evet. Burada neye dikkat ettik? Kilometrelere. Orada yarışmalar yapıldığı zaman, eğitimler yapıldığı zaman toplanma kolaylığı oluşsun istedik. Mesela Erzurum'u Karadeniz bölgesine Karadeniz'e ekledik. biz bir eğitim yaptığımız zaman bu bölge bölge bunlar yapıyoruz. Her bir bölgemizin sorumlusu var. Evet. Bundan sonraki yeni sistemde de 2022 yılı itibariyle de yarışmalar da artık bu şekilde bölgesel olacak federasyonumuzun. Kendi bölgelerinde yarışıp, kendi bölgelerinde derecelendirilip, daha sonra finallere gelecek. Evet. Tabii bunun bir altyapısını başlamıştık. Başkanımızın ilk icraatlarından biri de buydu. Jimnastik ilk hemen kurdu göreve başladığında. Artık nicelik sayısı olarak arttıkça jimnastik bunu karşılamaz hale geldi. Şimdi bölgesellik sistemine geçiliyor. Mehmet hocam, şimdi ilk gittiğiniz mesela şunu her sorayım. Her bölgede 9-10-11 il var. 11 ortalama 10-11 şeklinde gidiyor. İlk gittiğiniz 4... ilden sonra ikinciyle gittiğinizde mesela oradaki farkı hemen görebiliyor musunuz hocam? Yani Trabzon 2014 yıl dediniz mesela. Ya, şöyle ya o gelişimi nasıl bize söyleyebilirsiniz? 2014'te ben gittiğimde eğitim verdikten sonra o eğitimi alan antrenörümüzün sporcuları 2 sene sonra okul arasında Türkiye şampiyonu oldular. Yani o direkt dokunduğumuz belli oluyor zaten. Yani, evet, yani zaten o dokunuş bekleniyor belki de. Aynen. Aslında yol gösteren birileri olduktan sonra, ilgilenen biri olduktan sonra bakarsan bağ olur demişler. Yani tabii. Yani ilgilenmek önemli. Oraya gidip orada olmak, onlarla birlikte olmak, yanlışlarını düzeltmek, işte, destek vermek, belki işte bir malzeme temas olarak da destek vermek, kulüp kuruluşlarına destek olmak. Yani şu an 81 ilde hangi antrenör kiminle görüşmek istiyorsa federasyonla anında ulaşabiliyor. Yani bu da zaten bize anında görüntü derler ya, anında eğitim, peki, anında sorun çözme. Eğitim çalışmalarıyla ilgili daha detaylı neler anlatabilirsiniz? Yani, nasıl geçiyor eğitim çalışmaları? Mesela İstanbul'da şu anda kaç antrenör var? Şu an geçen hafta ikinci kademeyi yaptık 45 kişiyle. Aynı anda 45 kişiyle de Ankara'da yaptık. Yani 90 kişi ikinci kademe antrenör. Ne demek ikinci kademe? Birinci kademeden artık yardımcı antrenörden antrenör bölümüne geçiş yapıyor. Bu hafta da üçüncü kademe dediğimiz kıdemli antrenör. Yani antrenörlük mesleğini artık bir üste taşıyan veya bu işi üniversitede uzmanlık olarak görmüş. Burada artık mezuniyetini almak için gelen arkadaşlarımıza veriyoruz. İkinci kademede 45 kişi. Üçüncü kademede tabii kontenjanı biraz daha düşürüyoruz. Daha ders saati yüksek olduğu için. 25'er kişiyle de şu an 50 kişi Ankara, İstanbul aynı anda eğitim alıyor. Ne kadar sürüyor bu eğitimler hocam? Bir hafta. Yani pazar günü başlıyoruz. Bir sonraki cumartesiye kadar teknik taktik dediğimiz bu işin uygulama tarafı aslında baktığınız zaman. Sahaya bizim de kendi getirdiğimiz örnek sporcular nezaretinde hem ders uygulamalı anlatıyoruz. Uygulamalı daha sonrasında kendilerine sporcularımızı veriyoruz. Şimdi sıra sizde diyoruz. Evet. Burada uygulama eğitim verdikten sonra da ondan sonra kendi illerine, memleketlerine gönderiyoruz. Bir taraftan da Sancaktepe'deki Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun tefrişinden sonra hizmete alınan kamp eğitim merkezini görüyoruz. Gerçekten mükemmel bir tesis. Mükemmel. Atıl halde dururken Sayın Başkan Suat Çelen'in girişimleriyle bakanlığın da onayıyla jimnastiğe kazandırıldı. Uluslararası alanda da gelecek dönemlerde buranın kullanılması düşünülüyor sanıyorum. Aynen öyle. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek olan bütün sporcular, antrenörler burada. Şu an desteklerimizi burada işliyoruz zaten. Yanda da bir salonu var. Fitness merkezi var. Salon belki çok büyük değil ama yeterli oluyordur değil mi hocam? Salon yeterli. Yani salon, yani biz bir gelişim kampı yapacağımız düzeyde bir salon. Şu anki faaliyette hangi sporcular ya da hangi bölümler şu an Sancaktepe'de ya da hani hangi zaman aralıklarıyla oluyor hocam? Şu an jimnastik için salon hazır. Şu an kullanıyoruz zaten. Aerobik jimnastik için de podyum hazır. Pilates eğitim ve kursları da şu an aynı anda orada yapılıyor. Orada şu an halen orada var, yani onlara da değinmiş olalım. Çok güzel. Yani şu an aynı anda 3-4 kursun yapılabildiği, ayrıca antrenmanların devam ettiği, ayrıca kulüplerin tahsis alıp antrenman yapabildiği bir hal arada şu an devam ediyor. Çok yakın zamanda herhalde ki bugün yarın da yavaş yavaş hizmete girecek. Konaklama bölümü. Artık halka arz olacak o orası. O da çok önemli. Tabii yandan şimdi sonra daha Temmuz'dan daha itibaren pandemi koşullarının da normalleşmesiyle birlikte bildiğimiz hayata dönüş gibi inşallah diyelim. Çünkü bu salon zaten biliyorsunuz pandemi döneminde başkanımızın kazandığı bir dönem. Salon tarafı aktif kullanılıyor ama konaklama bölümü
herhalde çok eli kulağında derler ya, çok yakın zamanda. Ya peki başlayacak. Bu eğitim çalışmaları yıl boyu devam edecek mi? 12 ay boyunca devam ediyoruz tabii. Evet. Yani totalde bir hedefiniz var mı? Yani bir yıl boyunca bu yapılan çalışmalardan sonra. Şimdi bizim normalde Haziran ayında planladığımız bir bu son kısıtlamalar öncesi bir yeni bir programımız vardı. Tekrar bu bölgesel göstermiştim. Onların toplanma tarihi de aslında Haziran ayı ama kısıtlamalar girdiği için biz de programımızı 3 ay ertelemek zorunda kaldık. Şimdi Eylül ayında tekrar bu haritada gördüğümüz bütün 8 bölge tekrar bölgelerinde toplanacak. Tekrar eğitim alacak ve bunlar her 3 ayda bir şu an rutin halde. Zaten pandemi öncesi öyleydi. Şimdi pandemi sonrası tekrar inşallah o 3 aylık rota şeye gireceğiz. Bu eğitimler sonrasında da zaten bu 3 ay içerisinde de biz geri dönüş istiyoruz hocalardan. Evet. Ellerine formları veriyoruz. Çocuğun ne yaptı, hangi hareketi yaptı, hangi test uyguladı, ne durumdasın. Gelişimi takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Cetvelimiz var. O cetvele göre altyapıdan sporcu kaçırmamak adına gerekirse yeteneksiz alacağız merkeze Bolu'ya. Evet. Götüreceğiz yani. Tabii belki direkt Bolu'da olmayacak artık. Çünkü Bolu olimpik merkez oldu. Belki sporcu, Sancaktepe olacak. Sporcu eğitim merkezleri birçok ile var, açıldı. Arkasında TOM'lar açıldı. Artık Bolu'ya direkt değil de biraz daha kademeli geçiş olacak. Çünkü nicelik sayımız artıyor. Doğru. Biraz daha elekten geçirerek inşallah yukarıya artıracağız. Artsın hocam, zaten bizim yıllardan beri beklediğimiz şey buydu. Yani bir avuç jimnastikçiyle mücadele ediliyordu. Çok fazla üst düzey jimnastikçi çok hızlı yetişmiyordu. İşte aileler önce niyetleniyorlar çocuklarını küçük yaşta. Birkaç spor branşı var zaten hani Türk insanının aklında yönlenmek istediği. Yüzmedir, jimnastiktir, basketboldur, voleyboldur. Ama jimnastiğe de bir gerçekten ciddi ilgi vardı. Şimdi son dönemde gelen başarılarla ailelerin de ilgisi arttı jimnastiğe. Bir jimnastikçi babası da yanımızda oturuyor. Aynen öyle, hala devam ettirmeye çalışıyoruz bu kızım. Pandemi döneminde. Ondan sonra ama o çocuklar ama bir noktada gelip tıkanıyorlardı. Yani işte yeterli antrenör bulamaktan, yeterli işte tesis olmadan oluyordu. Şimdi bu sayede önleri açılacak, alternatifleri çoğalacak. Bilgili, donanımlı antrenör sayısı artmış olacak. Belki onlar yeni kulüpler girişimleriyle kuracaklar. Aynen. Bir taraftan belki kamu idarelerinin de bu işe girmesiyle biraz daha, hani belediyelerin, kamu dairelerinin bazılarının, işte ne bileyim bankaların da birçok spor branşında kulüpleri var. Aynen. Neden jimnastikte olmasın değil mi yani? Buradan çağrısını da yapmış olalım. Buradan mesaj gider zaten. Değil mi? Yani öyle dünya değil mi? Avrupa şampiyonu sporcu yetiştirdiğimiz ülkede artık jimnastiğin bu tip kaynaklara da kavuşması lazım. Zaten belediyeler var. Çok gelişti yani, hepsine de takdir etmek de lazım. Tabii bir süreç, belki pandemi olmasa çok daha farklı şeyler konuşuyor da olabilir de. Bir olimpiyatta da inşallah madalyamız çıkarsa birçok şey desteğinde biz bu kanalda olimpiyat programı da yapıyoruz Tokyo 2020'ye doğru diye. Her hafta jimnastiğe mutlaka değiniyoruz ve hani madalya alabilecek yeni branşlarımız arasında jimnastiği de her zaman sayıyoruz. İnanıyoruz yani biz ya de. Ya tabii her zaman insanlar zirveyi hedeflemelidir. Ama bence en çok devamlı orada olmak önemli. Yani bu sefer olur olmaz ama devamlı orada İstikrar olursa önemli. İstikrar önemli. Değil o mi? Zaman kesin olur. Yani bir kereye mahsus olmamalıyız. Şimdi önemli olan o işte başkanımızın bu vizyonu zaten devamlı. Altyapı hareketi de yani, bunu sağlayacak önümüzdeki yıllarda. Yani. İbrahim Çolak o basamakları çıkarken sizler, Yılmaz hocamız, birçok değerli hocamız, Mehmet hocamız da hep yanlarındaydı. Biraz o sporcularımız özelinde de bakalım o zaman. Hazır Murat Arca demişken mesela dünya ve olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu diyoruz. Olimpiyat dedim. Belki de olimpiyat şampiyonu da olacak. Yani inşallah. O ilerlemeleri, o mesafeleri kat ederken sizler nasıl gözlemliyordunuz? Çünkü Mehmet Bilgin'i biz biliyoruz ki her şampiyonada, mesela en son Hırvatistan'da organizasyon vardı, öncesindeki organizasyonlarda. Öyle böyle içindesiniz. Yani evet, takip ediyorsunuz. Bir fiili oradasınız. Oradaki havaları biraz belki sporcularımız özelinde sizden alabiliriz. İbrahim'le yani başlayabiliriz mesela. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ben bir dış göz olabilirim onlar için. İbrahim tam bir antrenör sporcusu diyebilirim. İtaatkar. Ahmet için tam bir hırs küpü diyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyi gördüğüm zaman. Ferhat için iyi bir yetenek, iyi bir gözlemci diyebilirim. Adem nasıl diyebilirim? Yeni bir yüz bizim için. Onun da işte içe bir hırslı bir yapısı olduğunu hissediyorum. Daha yeni onu da gözlemleyebiliyorum. Evet. Kendini kanıtlamak isteyen. Yeni bir takımımızın yeni yüzü. Tabii. Diğerlerine daha deneyim tecrübesi vardı. Bir de hani Türkiye'ye geliş süreci, burada
kabul edilmesi, bizden biri olması tabii. Artık aynen. Aslında Mısır asıllı aynen bir sporcu. Vatandaşlığa geçmesi. Ve tabii ki Nazlı. Aynen öyle. Nazlı birazdan içinde, yayında da olacak aynen, ikinci bölümde bağlanacağız ama Nazlı özelinde de alalım yine sizden. Eklemeleriniz de olacak ama hocam. Nazlı diyeyim, güler yüzümüz. Neden? Kadınlar da şu an tek olimpiyata gidecek sporcumuz bizim evet. Jimnastik evet. Camiası'ndan. Onu da Allah yoluna açık etsin. İnşallah o da başarılı bir performansa gelir. Göksu ve Tutya'dan sonra. Göksu zaten ilk bizim olimpiyata giden sporcumuz. Yani ilk göz ağrımız yani. Hala da devam ediyor spora. Öyle öyle. Tabii, hala da devam ediyor, bırakmadı. O zaman şöyle yapalım. Devam edelim. Ama bir kısa bir soluklanalım. Tamam. Hem de Nazlı'ya da vurgu yapmışken sevgili Nazlı da bizleri bekliyor çünkü. Aranın ardından sevgili Nazlı Savranbaşı Skype üzerinden bizlere dahil olacak programımıza. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Jimnastik Her Yerde de ikinci bölümde sizlerle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Sevgili Mehmet Bilgin hocamız bizlerle birlikte, Murat Ağcay'la birlikte Jimnastik Her Yerde de ilk bölümde Mehmet hocamızı bizler tanıdık. Tabii ki hedefler, şampiyonalar ve Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinde yaşananlar, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama ne demiştik? Sevgili Nazlı Savranbaşı, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek jimnastikteki tek kadın sporcumuz şu an Jimnastik Her Yerde de bizlerle birlikte. Sevgili Nazlı merhaba. Merhaba. Evet, nasılsın? Biz seni iyi görüyoruz. Auran güzel ve aynı zamanda da şunu da belirtelim. Jimnastik Federasyonu'nun internet sitesine girdiğiniz zaman olimpiyat halkalarında sevgili Nazlı Savranbaşı çok güzel bir şekilde konumlanmış ve orada abiliyle birlikte diyelim ve takımıyla birlikte umuyoruz ki bizleri başarıyla temsil edecek. Orada o bağlantı yaptığı yerin arkasında duvarda da var olimpiyat halkaları. Ben yarısını gördüm. Bak. Aynen öyle arkadaşlarımız hemen orada bu anı da bizlere yaşatıyorlar. Teşekkür edelim. Peki o zaman sevgili Nazlı. Total'de şu an için baktığımız zaman 89 sporcu var ama bizler jimnastik özelinde konuşuyoruz ve sen de jimnastikte federasyonu bir kadın olarak temsil edeceksin. İlk başta bu duyguyu senden almak isteriz. Tabii ki bu süreci bizler takip ettik, biliyoruz ama biraz senden alalım. Nasıl geldi bu buraya kadar bu süreç ve kendini nasıl hissediyorsun? Heyecan da vardır. Biz bunu biraz alıyoruz senden. Yani evet, heyecanım var. Çünkü artık 30 gün kaldı. Günleri sayıyoruz. Çok heyecanlıyız. Şu an en verimli olduğumuz dönem. Antrenmanlarımızı en hatasız bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bazen ufak ufak kopukluklar oluyor ve çok heyecanlanıyoruz. Ani böyle nasıl desem heyecan, stres yaşayabiliyoruz. Sonra hemen toparlanıp kendimize geliyoruz ve devam ediyoruz çalışmalara. Yani dediğim gibi heyecanlıyız ama son dönemlerimiz ne kadar bu süreçte iyi olursak olimpiyatta da bunu yansıyacağını düşünüyorum. Böyle. Şimdi tabii basının da ilgisi var. Ben şimdi hemen arama motorlarına da baktığım zaman demeçlerini yavaş yavaş tabii ki vermeye başlamış. Bunlar daha da sık olacak. Bizler de tabii ki biraz daha bağlantıları daha da arttıracağız. Burada Murat Ağcan'ın belki de biraz gazeteci yönünden bir bakacaktır olaya. Biraz da tarihsel bir süreçten de bakabilir Murat abi, öyle değil mi? Yani evet. Olimpiyata bir katılım sürecimizden Nazlı'nın yer alması onun için tabii ki hayatı açısından yani kariyer açısından çok büyük önem tabii arz edecek ama bir de bunun biraz genele yani olimpiyata o havasını soluma açısından da hem de biraz rahatlatabilirsin belki de birçok olimpiyatı da yerinden takip ya etmiş şimdi, bir gazeteci olarak. Bir olimpiyata ilk defa gitmenin heyecanını ben çok iyi algılayabiliyorum. Bir gazeteci olarak ben de ilk olimpiyatıma 2000 yılında Sydney'de gitmiştim. Ben bir gazeteci olarak sadece seyirci olmama rağmen inanılmaz heyecan duymuştum. O sahaya çıkıp müsabık olmanın da ne kadar gerçekten
büyük bir heyecan olduğunu da oraya gitmeden anlamak mümkün değil. Tokyo biraz farklı bir olimpiyat olacak Nazlı aslında. Yani evet. Jimnastik açısından sen rahatsın 2019'dan beri. Kotayı aldın, cebine koydun. Sonra olimpiyat bir yıl ertelendi. Dolayısıyla uzunca bir zaman geçti kotanın üzerinden. Yani kota stresi yaşamadın. Ama tabii şimdi olimpiyata gitmenin evet. bir stresi var. Artı işte Göksu ve Tutya'dan sonra Türkiye jimnastikte tek başına kadınlarla temsil edeceksin. Bunun da bir yükü vardır mutlaka. Yakında bir sanıyorum sakatlığın da geçti, olmuştu. Onun durumu nedir? İyi misin? Şimdi hazır mısın? Ve Tokyo'da bu şartlar altında bir olimpiyat yapılacak olması sende nasıl duygular yaratıyor? Belki seyircisi olacak, çok zor bir ortam olacak, sürekli testler olacak vesaire. Sakatlığım öncelikle yani uzun bir süre geçti, yaklaşık 6-7 ay. Çok daha iyi ama bazen yer aletinde özellikle beni biraz zorluyor ara sıra. Ama artık hani çok düşünmemeye çalışıyorum. Hedeflerim beni ağrımı azaltıyor. Yani olimpiyatlar evet bambaşka olacak. Seyirci belki yarı kapasite falan konuşuluyor. Yani seyirci bizim için aslında çok şey katıyor. Fakat yarışmaya başladığımız an seyirciyi görmediğimiz için, yani her şey full alete odaklandığımız için çok da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum bizim için. Tabii seyirci olsaydı daha apayrı bir duygu olurdu bizim için. Ama olsun, önemli olan orada yarışmak, ülkemizi temsil edebilmek. Yani çok takılmıyorum böyle şeylere aslında. Şimdi ailenin buradaki önemine de değinelim istersen sevgili tabii. Murat Ağaca. Ailen tabii ki seni bir sporcu olarak yetiştirdi ve 16 yaşında bir baktık ki Nazlı Savranbaşı olimpiyatlara gidiyor. Ailenin senin üzerindeki o emeği, tabii burada biraz da Jimnastik Federasyonu'nun olsun, Suat Başkanımız olsun, senin üzerindeki yine emekleri diyelim ve hocalarının, yani biraz onlar özelinde de senden birkaç ifade almak isteriz. Tabii ki. Yani bugünlere gelebilmemde başta ailem, antrenörlerim, federasyonumuz, spor bakanlığımız, arkadaşlarım. Yani herkesin çok emeği var. Ben buraya tek başıma gelmedim. Yeri geldi, bırakmak istedim. Annem bana destek oldu. Arkadaşlarım her zaman destek oldu. Göksu abla olsun, bana birçok konuda olimpiyat için yardımcı oluyor, tavsiyeler veriyor. Ve kafam bazı konularda rahat bir şekilde gidiyorum. Yani herkesin çok emeği var aslında. Tek başıma gelmedim buraya. Herkese de çok teşekkür ederim bana destekleri için. Ve ayrıca bunlar bana motivasyon kaynağı, motivasyonumu arttırıyor. Kendimi daha da güçlü hissediyorum. Yani iyi ki varlar, iyi ki yanımdalar. Gerçekten çok güzel bir duygu. Arkamda bana destek olan kişilerin olması. Tabii Mehmet Bilgin hocamızla bizler birlikte. Mesela Nazlı, birçok sporcudan Murat Ağaca bunu da duyuyoruz. Hani bir ara bırakmak istedim ama orada işte biri yanında. Jimnastikte çok yaşanır. Jimnastikte çok yaşanıyor. Mehmet hocam mesela ben Nazlı bunu söylüyor. Çok rahat bir şekilde. Yaşadım, sizler kendiniz de yaşadınız. Yani buralarda sporculara temas edebilmek ve devam etmesini sağlayabilmek kolay değil. Nasıl oluyor peki? Ya tabii burada ailenin önemi çok ön planda. Yani tabii antrenör hedefleri koyuyor, hayalleri koyuyor. Neler olabileceğini aslında antrenör kestiriyor ama ailenin ne istediği önemli. Aile o kadar gerçekten istiyor mu? Aile istiyorsa bir şekilde aile, çünkü evde 7-24 antrenmandan sonra aile evde. Evet. Tabii bu geçişler aslında baktığı zaman jimnastik ön planda gibi gözüküyor ama her meslek grubunda baktığım zaman var. Herkes işinden bir dönem böyle soğuyor, yapmak istemiyor. İşte o dönemde aslında biraz işte antrenman temposunu düşürüyoruz. Biraz daha teori konuşmayı artırıyoruz. Evet. Nazlı'nın söylediği çok güzel bir şey vardı. Dedi ki Göksu ablam bana yardımcı oluyor. Yani aslında takımdaşlık, takım kaptanlığı, ablalık, abilik işte orada devreye giriyor. Bazen annenin, babanın, hocanın yapamayacağını takım arkadaşın yapar. Doğru. Nazlı da o konuda şanslıymış. Peki Göksu ablasıyla şu an
diyor ki kafam rahat gideceğim. Aynen, kafası rahat gidecek. Bazı şeyleri, nüansları aldım diyor. Bir de öyle ki Murat Ağacı, hani jimnastikte hani en son ritmikte de çok yaklaştık olimpiyat oyunlarında, evet, yer almak için. Yani evet, kadınlarımızın bu başarısı bizleri gerçekten çok kadınların başarısı demişken, lütfen jimnastiğin diğer alanlarında da gerçekten güzel başarılarımız geldi. Trambolinde geldi, aerobikte geldi. Ayşe Begüm'le aynen geldi. Öyle. Gerçekten kadın sporcularımızın jimnastiğin her alanında imkan verildiğinde ne kadar disiplinli çalışarak hedefe vardıklarını görüyoruz. Nazlı'nın da olimpiyat vizesi alması zaten bunun en güzel kanıtlarından biri. Ben Nazlı'ya şunu sormak istiyorum. Konya'da nasıl bir performans seni mutlu eder Nazlı? Ne hedefliyorsun Tokyo'da? Yani tabii ki ilk önce en iyi şekilde yarışmak ve finale kalmak beni yani çok mutlu eder. Olorant finali yapmak istiyorum 4 alette. Ondan sonra zaten gerisi ilk adımımı tamamlamış olacağım kendi hedeflerimden biri. Sonra da olimpiyat madalyası için mücadele etmek beni çok mutlu eder. Zaten biz Nazlı'yı burada bir göreceğiz. Sonra hedefleri Paris, büyük Los Angeles diyeceğiz. Değil mi? Öyle değil mi Murat Ağacı? Tabii, evet, tabii. Aynen. Büyük koyma, hedefleri büyük koymak her zaman iyidir. Zaten Nazlı'nın önünde daha birçok olimpiyat var bence. Yaşı çok genç ve çok yetenekli. Başarılar dileyelim, evet, şimdiden. Evet, başarılar dileyelim. Ve şu an hazırlığın var mı peki? Çok yer alacağın bir organizasyon ya da şu an kendini nasıl hazırlıyorsun? Biraz da ona bakalım o zaman, şu anki mevcut durumuna. Olimpiyata kadarki sürecinde nasıl geçireceksin? Şu an kamp sürecindeyim. İzmir'de kampım devam ediyor. Yani 3 gün de tek antrenman yapıyorum. Ayrıca pazar günleri de kondisyonumu arttırmak için ayrıca evde antrenman yapıyorum. Yani sıkı düzenli, aslında ağır bir programımız var. Seri çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim için zor bir süreç ama en iyi şekilde değerlendiriyoruz bu süreci. Nazlı, çok teşekkür ederiz. Sağlık seninle birlikte olsun, ben ailenle birlikte olsun, federasyonumuz yanında, değerli hocalarımız da yanında. Bizler de spor sivilcisi olarak her zaman desteğimizi göstereceğiz ve olimpiyat oyunlarında da umuyoruz ki başarılı bir derece, orada yer almak da yine önemli diyeceğiz. Tabii. Ve devamlılığında sağlanması için biz de elimizden geleni yapacağız diyelim ama tabii ki her şey sende bitecek. Dikkat et kendine o zaman. Çok teşekkür ederiz katkın için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet, yani gururlanıyoruz ve çok hoşumuza, evet, gidiyor. Nazlı da çok istekli ve çok düzgün cümlelerle kendini de ifade edebiliyor. Bu da çok önemli. Tabii sporcu canım. Yani maskotu olur bence şeyin. Olimpiyat aynen, takımı. Aynen, öyle değil mi? Şu anda henüz 17 yaşında. Onun gibi genç sporcularımız yok değil aslında bu sene. Sanıyorum yüzmede de çok genç sporcular var. Doğru. Belki en genci değil ama bence en sevimlilerinden biri olur. Aynen. Aynı geçen olimpiyatta nasıl bir anda Tutya Türkiye'nin gündemine girmişti. İsmini ezberlendi. Ondan sonra Nazlı da neden olmasın. Gerçekten herkes, Türkiye'de ve dünyada herkes böyle bir şeye ihtiyaç da duyuyor. Yani spor bir anlamda pandemi sürecinden kurtulmamıza yardımcı olan ana faktörlerden bir tanesi. Doğru. Kafamızı dağıtıyoruz, yeni güzelliklere yelken açıyoruz. Buna rağmen, bu duruma rağmen yarışmaların güzelliğini yaşıyoruz. Madalya sevinçlerine yarışıyoruz, başarı, başarısızlık, hepsi iç içe. Olimpiyatın da hani bu yazın belki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda beklediğimizi bulamadık futbolda ama olimpiyat özelinde ben başarılı bir Türkiye için açısından başarılı bir olimpiyat geçme şansını yüksek görüyorum. Çünkü birçok branşta ilk defa madalya kovalayacağımız sporcularımız var. Jimnastik de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben iki buçuk hafta boyunca olimpiyatın hemen hemen her gününde ciddi başarılarla Türkiye'nin gündemine Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın alacağını düşünüyorum. Nazlı ve diğer jimnastikçi kardeşlerimiz de yine bu işin baş köşelerinde olacaklardır. Hepsine başarılar ve sağlıklar dilemek lazım. Mehmet Hocam, peki şampiyonalarda yer almak, ne diyoruz? Devamlılığın gelmesi. Tabii. Sizler için yani dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası sanırım fark etmiyor. Hepsinde hep zirveye, bir istiklal marşını okutmak.
Tabii ya, sporcu antrenör devamlı onu hayal ediyoruz. Bir de gençlerle hep yan yanısınız. Onu, yani onlar için, onları orada o tansiyonları nasıl idare ediyorsunuz? Biraz da o şekilde de bakalım. Yani zorlandığınız spordan ya da bazı... Spordan önce kendimizi idare etmeye çalışıyoruz işin açığı. Yani benim ilk sporcum Avrupa'da madalya aldığında ben dizim titriyordu. Yani işte evet, sporcuyu telkin edeceğiz, sakinleştireceğiz belki ama önce kendimizi... Bazı uğrarınız oluyor mu mesela? Olur ya bazı sporcuların bazı ya önceden bir ritüelleri olur mesela. Sizin de oluyor mu ekibinizde? Ya tabii ki herkesin kendine ait bir şeyi var. Bazıları da zaten orada oluştuğunu hissediyorsunuz ya da olduğunu zaten orada görüyorsunuz. Apayrı bir duygu. Hani bazen diyorlar ya anlatılmaz. Tabii ben bir dünya şampiyonluğu yaşamadım Antun Urak'ta sporcu olarak da ama dinleyenlerin nasıl bir şey hissettiğini hissedebiliyorum. Yani çünkü bir alt kategoride de biz hissettik onu. Tabii insan bir de orası bir şey söyleyebilirim. Ayrı bir tadı var. İnsan daha iyisini tatmak istiyor. Daha iyisini tatmak istiyor. Aslında sizi motive eden de o. Yani bir yerin işine başladığınız zaman o işin tadına vardıktan sonra sizi çalıştıran da sizi hedef koyan da o zaten. Allah-u Teala yani herkese, her sporcuya onları yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Evet. Hocam isterseniz son bölümde şimdi şeye geri dönelim. Eğitim çalışmalarına geri dönelim. Orada yarım kalan bir iki konu oldu benim aklıma takılan. Şimdi siz İstanbul'da yapıyorsunuz mesela bu organizasyonu. Ama Türkiye'nin yani bölgeleri ayırsanız da dört bir tarafından katılımcılar oluyor mu? Yani... Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela geçen hafta 45 kişinin katıldığı kurstan yaklaşık 25 çeşit ilden gelmişler. 25 il. Trabzon'dan, Rize'den, Kayseri'den, Antalya'dan, Mersin'den, Mardin'den, Siirt'ten, Şırnak'tan, Bitlis'ten, İstanbul, İzmir'i bu tarafı saymıyorum artık. Onların hep katılımı var. Evet. Şimdi hep oralardan da artık ciddi katılım var. Peki antrenörlerin görevlendirmeleriyle ilgili talepleri oluyor mu sizden? Yani beni şuraya atayın, ben şurada görev yapayım. Şimdi şöyle tabii geliyorlar hocam, başkanım, müdürüm kime ulaşıyorlarsa biz her yerde görev alırız. Tabii eskiden bu böyle değildi. Yani çünkü jimnastik salon sayısı azdı. İşte Ankara'da vardı, İzmir'de, Bolu'da. Gittiğim zaman orada jimnastik yok. Gitsem ben ne yapacağım deniyordu ama şimdi öyle bir durum yok. Şimdi nereye gitsem salon var. Nereye gitsem jimnastiği bilen var. Nereye gidersem jimnastik var. Yani jimnastik her yerde. Evet. O zaman antrenör de zaten gözünü kapatarak gidebiliyor. Aha. İl müdürlükleri bünyesinde zaten jimnastik antrenörü kadrosu var. Tabii tabii. Yani başkanımız geldikten sonra şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla başkanımız daha vakıftır bunu ama 12-13 ilde kadrolu antrenör vardı. Aha. Şu an her yerde var. Evet. Bu yeni antrenörleri de Türkiye'ye dağıtacaksınız. Tabii tabii, her yere dağılıyorlar. Onlar da orada yeni yetenekleri bulacaklar, yetiştirecekler. Onlar bulacak, onlar sporcu eğitim, merkezine sporcu verecek. Evet. Ki bu Türkiye'de 15-16-20 ilde belki olacak. Sporcu eğitim merkezinde federasyonumuzun antrenörleri tarafından yetiştirilip bir üstte Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne sporcular aktarılacak. Evet. Bu 7-8 bölgede olacak. Oradan da olimpik merkeze sporcular aktarılacak. Evet. Artık böyle bir şekilde süzgeçten geçerli böyle yukarıya gidecek. Böyle bir zincir halinde yukarı taşınacaklar. Yıllar aynen içinde öyle. İnşallah. Hep baktığımız zaman o zaman son cümleleri de Suat Başkan üzerinden alalım. Suat Çelen'in üzerinden. Zaten hep sevgili Mehmet Hocamız da vurgu yaptı. Yani başkanımızın hem aynı zamanda koordinesinde işte bizler birçok burada branşa değindik ve sizler de geldiğiniz zaman gittikten sonra parmak bastınız. Yani 2 sene sonra şampiyonlar çıkmaya başladı. Burada Suat Çelen'in üzerinde de yine bir iki cümle alarak tamamlayalım. Yani şöyle söyleyebilirim. Lideriniz iyiyse siz de iyisinizdir. Tamam. Yani başkan geldikten sonra camiye niye üyeleşti? Jimnastik niye ön plana çıktı? Başkan iyi. Jimnastikçi, as başkanlarımız jimnastikçi, teknik kurul başkanları jimnastikçi. Herkes jimnastik içinden geliyor. Her federasyonda olması gereken ama bazı federasyonlarda da yazık ki yani, göremiyorsun. Yani böyle bir şey oluştu. Biz kendisine şahsım adına, sporcularım adına, velilerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Belki göreve gelmemiş olsa, böyle bir şeye aşık olmasa biz de kendi kendimize bir şeyler yapmak için bırakıp gidecektik. Tabii. Yani bizleri hayatta tutan da, antrenörleri hayatta tutan, sporcu hayatta tutan da, yani sporcu şunu biliyor, çalışırsam başaracağım. Destek evet. Var. Evet, diyor. Hem destek antrenör var. Antrenör bunu da diyor. Hem de önünde de güzel örnekler var. İşte bu da başkanımızın vizyonuyla oluyor. Tabii ki her şey ekipçi ama ben hep onu derim. Yani sonuçta treni lokomotif çekiyor.
Evet. O iyi olursa herkes arkasından gider yani. Mehmet Hocam ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Uzaklardan geldiniz, İstanbul'da sizleri ağırladık. Çok mutlu olduk, çok güzel bilgiler aldık. Sporcularımızla ilgili de yine aynı şekilde birçok hatıraları da paylaştınız. Nazlı da yine bizlere destek verdi sağ olsun. Murat Arca ağzına sağlık. Ben teşekkür bir kez daha. Evet sevgili izleyicilerimiz, Jimnastik Her Yerde de sevgili hocamız Mehmet Bilgin'i ağırladık ve birçok konuya değindik. Dediğimiz gibi heyecanlıyız. Olimpiyat oyunları yaklaşıyor. Jimnastikte 5 sporcumuz var ve umuyoruz ki hedeflerini gerçekleştirecekler. Yeniden görüşünceye dek dilim hoşçakalın.